Evet arkadaşlar, bugün de Hulk karakteri için bir video çekeceğiz. Ama arkadaşlar, Hulk karakteri için iki ayrı video gelecek. Bunu yapmaya biraz mecbur kaldım. Çünkü Hulk karakterinin PvE'de de iyi olduğu söyleniyor. Ve yani PvE'de özellikle Doktor Ahtapot'la bir karşılaştırmasını yapmam lazım. Çünkü Doktor Ahtapot bildiğiniz üzere dövüşçü süper kötü alanında rakipsizdi. Eğer Hulk karakteri onu geçmişse bunu bilmemiz lazım. Bu yüzden de hem İttifak Savaşı'nın süper modunda hem de efsanevi modunda ayrı ayrı testlerin gelmesi gerekiyor. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Bugün de hem PvP'de test edip hem de PvE'nin farklı alanlarında testler yapmamız gerekiyor. Ondan sonra diğer için de ayrı bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak bir girip PvP'den başlayalım. Daha sonra PvE'ye geçelim. CTP falan da değiştireceğiz zaten arada. Bir bakalım ne kadar iyiymiş. Evet, şöyle başlasın. Karşıdaki rakipler de bayağı güçlü bu arada. Bakalım Hulk bir şeyler yapabilecek mi? Güzel. İlk turdan aldık. İlginç. Evet, ikinci turda öldük. Yapacak bir şey yok. Farklı bir rakip bulalım. Başlasın. Direkt Sentry ile başladı. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Hadi. Aslında iyi de dayandık ama herhalde alacak. Oo, güzel. Almayı beklemiyordum. Evet. Yani hiç değilse bir tur aldık arkadaşlar, o da bir şey. Farklı bir rakip bulalım. Başlasın yine. Evet, bu sefer çabuk öldük. Farklı bir rakip bulalım. Başlasın yine. Bu sefer de bir Thanos'a karşı test edelim. Bakalım Thanos karşısında bir şeyler yapabilecek mi? Güzel, Thanos'u aldık. Thanos'u almak da öyle kolay bir şey değil arkadaşlar bu arada. Sentry'i de bir tur aldık. Bir daha yapabilirsek çok iyi olurdu ama yapamadık. Yani fena gitmedi bence. Farklı bir ekip bulalım. Başlasın. Yine Thanos var. Evet, bakalım alabilecek miyiz? Güzel. Thanos'u aldık. Oo. Direkt yansıtmadan gittik. Arkadaşlar Hulk karakteri aslında yansıtmaya karşı biraz zayıf. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar, bence bu kadarlık PvP testi yeter. PvP üzerinde konuşacağım videonun sonunda, ama şöyle ilk olarak bu da biraz kristalim yiyor ama yapacak bir şey yok. Bir PvE CTP'si takmak istiyorum. Şunu bir kilitleyelim. Evet, şunu takalım. Şöyle bakalım, değerlerde değişen bir şey yok. Tamam, güzel. Nereden başlayalım? Şöyle bir Dormammu'dan başlayalım mı? Bir Dormammu'da test edelim. Bir başlayıp geleyim. Evet, şöyle başlasın. Arkadaşlar, bu arada Hulk karakterinin oldukça kolay bir rotasyonu olduğunu söyleyebilirim. Bu benim Hulk karakteri için sevdiğim en sevdiğim şeylerden biri. Yani bayağı iyi yapmışlar o konuda. Yani arkadaşlar, 5 ile bitiriyorsunuz ve 5'in vurmasını bekliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet, şurada ama şey yapacak. Şunu yapmasaydı iyiydi de. Şurada herhalde bitiririz diye tahmin ediyorum. Güzel.
Evet, gayet iyi gidiyoruz. Ama şurada neyse. Saldırı yarıda kesmeseydi iyi olurdu da. Ama neredeyse bitirdik. Evet arkadaşlar burada bitme neyse. Bu iyi olmadı. 3 tane puanlı falan boş harcadım. Yani gayet iyi aslında ya. PvE'de de güzel. Farklı modda test edelim. Evet arkadaşlar 74. seviye Gord'a girdim bu sefer de. Bakalım burayı alabilecek miyiz? Gelsin şöyle. Evet şöyle biraz kaçalım. Evet, burada ortaya atlayacak muhtemelen. Atlasın. Hızı da gayet tatmin edici karakterim bu arada. Oh, ölme ölme. Evet, tekrardan bu noktaya gelelim. Evet, yine şuradan devam edelim arkadaşlar. Şurada fazla geçmeden bitirebilirsek şaka yapıyorsun. Arkadaşlar şu cana bakar mısınız? Çok sinir bozucu. Yani burayı rahatlıkla geçebilirdik ama. Tüh, neyse. Yapacak bir şey yok. Yani arkadaşlar normalden bir 30-40 saniye önce bitebilirdi. Hani o açıdan düşünebiliriz aslında. Evet. Gelsin tekrar. Yani 74. seviyede arkadaşlar aslında düşük değil. Bence oldukça başarılı şu anda karakter. Yani Thor'u pek sevmemiştim ama bu karakteri şimdiden sevdim. Aslında 6 ile başlamalıydım da neyse. Umarım ölmeyiz. Güzel. Arkadaşlar 2 dakika 56 saniye gibi bir süremiz kaldı ekstradan ancak bu yani 3 dakika 40 saniyeye kadar rahatlıkla tamamlanabilirdi. Biz orada biraz uzattık çünkü. Yani daha erken bitebilirdi. Şimdi biraz karakterden bahsedelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu karakter hakkında bilmeniz gereken ilk şey bu karakterin saldırı üzerinden hasar vermediği. Bu karakter YP üzerinden hasar veriyor ve bunu oyunda yapan nadir karakterlerden biri. Hatta sanırım tek karakter bile olabilir. Yeteneklerine falan baktığınız zaman burada görebilirsiniz arkadaşlar. En altta yazıyor. YP'nin %50 kadarı fiziksel hasar. YP'nin %30 kadarı fiziksel hasar falan. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Siz bu karaktere kesinlikle saldırı falan kasmayacaksınız. Bu karaktere YP kasacaksınız. Burada ekipmanlar kısmında da zaten görebiliyorsunuz. Ben de aynı şekilde yapmışım. Çifter YP takmışım. Şu Odinurus'u var ya çift YP'li olan ondan varsa ondan takın. Yani bu karakteri donatabildiğiniz kadar YP ile donatın. Aynı zamanda ISO8 set bonusu olarak da saldırı bonuslarını tavsiye etmiyorum bu karakter için arkadaşlar. Bu karakter için mümkünse YP odaklı bir set ISO8 set bonusu getirebilirsiniz. Örneğin 200 güç gibi ne veriyor? Mesela üstte YP de veriyor. Alt tarafta da YP'nin bilmem ne kadarına eşit kalkan oluşturur tarzı bir özellik de veriyor. Yani saldırı odaklı çok bir olayı yok. Gördüğünüz üzere bu ISO set bonusunun yani bu tarz bir şey getirilebilir. Hatta şey de vardı. Kaptanı koru falan da vardı yanılmıyorsam o da uygundu. Savunma YP alt tarafta tüm savunmalarda artış. Aynen bu gibi bir şey de olabilir. ISO 8 set bonusu da olabilir. Stark koruması olabilir mi? Evet bu da olabilir arkadaşlar. Aynen bakalım. Evet, aşağı yukarı şey aynı zamanda 200 güçte ekstradan bir tane daha şurada hayati ISO 8 var ya burada YP var. Hani bu yönden bir avantajı var. 200 güç de
200 güç bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar bu karakteri o şekilde getirebilirsiniz. Kostüm kısmında da benzer şeyler arkadaşlar. Yine buradan da YP çalışayım. Ben sonuncusundan saldırı getirmişim ama bakmayın arkadaşlar. Burada YP olmadığı için saldırı getirdim. Aslında saldırı pek bir işime yaramıyor. Yani onun dışında burada zaten çift YP getiriyorsun. Şuradan bir savunma falan olabilir. Bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz bu karakteri geliştirirken. Bunlara dikkat edin. Şimdi gelişimden bahsedelim. Daha sonra CTP'lere geçelim. Arkadaşlar kostümü destansı özel ekipman olarak Yüce Öfke biraz da rejenerasyonla test etmiştik. Artefakt olarak kendi artefaktı var. Artı 9 bir şekilde ISO 8'leri full. Türü full. Yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı. 4 tane Odin Urusu var. Detay kısmında da gerekli PvE ve PvP özellikleri full. CTP için konuşacak olursam da arkadaşlar bu karakter için aslında pek çok CTP kullanılabiliyor. Bunların başında zaten rejenerasyon geliyor. Rejenerasyon CTP'de YP falan YP falan da olduğu için arkadaşlar aslında oldukça ideal oluyor Hulk karakteri için. Ama arkadaşlar hani rejenerasyon takarsanız da PvE'de öfkeden aldığınız verimi alamayabilirsiniz. Hani bu yüzden eğer PvE alanında kullanacaksanız bu karakteri öfke biraz daha doğru bir seçim olacak. Çift yönlü bir kullanım istiyorsanız rejenerasyon CTP'de işinizi görür diye düşünüyorum. Ama komple PvP'ye yönelmek istiyorsanız saflık CTP'de gayet kullanılabilecek bir CTP. Yani arkadaşlar bu 3 CTP'yi ben önden tavsiye ederim. Fetih CTP'de bir nebze olabilir ama ben çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Diğer 3 CTP buna kıyasla daha iyi kalıyor. Yani bana kalırsa şu 3 CTP'den biri biraz daha uygun olacak bu karakter. Otorite falan da tavsiye etmem bu arada. Soracaklar olabilir. Otorite takmayın arkadaşlar. Bu karakterin çünkü olayı YP olduğu için bu CTP'de de YP falan olmadığı için pek işinizi görmeyecek. O yüzden otorite falan takmayın. Zaten sezgi falan bunlara hiç girmeyin. Yani şu 3 CTP'den biri olabilir. Hangi alanda kullandığınıza bağlı olarak değişebilir. Ama yani ben olsaydım herhalde rejenerasyon kullanırdım. Ama işte bir de şeyi de görmek lazım bu karakteri. Doktor Ahtapot'tan iyi mi değil mi ittifak savaşında? Eğer daha iyiyse öfke CTP'de aslında bu karakterde tutulabilir gibime geliyor. Yani arkadaşlar sanırsam karakter hakkında bahsedeceklerim de bu kadardı. Doktor Ahtapot'la karşılaştığım videoda çok yakında gelir. Onun da bilgisini vereyim. Evet millet siz de düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.